Ben işçi hareketinin güçlenmesi için her şeyden önce dayanışmanın ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi gerektiği fikrine inanıyorum. Tabii ki işçiler her şeyden önce vatanlarına sahip çıkacaklar. Çünkü onların üretim yaptıkları yer, emeklerini üretime kattıkları yer, ekonomileri ulusal çerçevedir. Ama uluslararası dayanışma onların ulusal sorunlarını, ulusal düzeyde karşılaştıkları emek sorunlarını aşması için de büyük bir destek, büyük bir fırsat meydana getirecektir. Tabii geçtiğimiz yıl dünyanın, arkadaşlarımız bahsettiler, salgın, pandemi diye ifade edilen bir büyük bir salgın felaketini meydana getirmişti. Geçtiğimiz birkaç yıl bu pandemiyle, mücadeleyle geçti. Arkasından dünyada bu yetmezmiş gibi, dünyada bölgesel gibi görünen ama bütün dünyayı etkileyen, Avrupa'yı, Asya'yı etkileyen bir savaş meydana geldi. Bu savaş şimdi bir an önce barışa dönmesini istiyoruz. Çünkü savaş bildiğiniz gibi herkesi etkiledi. Afrika'yı etkiledi. Niye? Eğer tahıl koridoru açılmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin'in işbirliği yaparak Ukrayna'nın buna katkı yapmasını sağlayarak koridor, tahıl koridorunu açarak bir anlamda dünyanın açlık kriziyle karşılaşmasının önüne geçtiler. İnanın bu kriz pandemiden daha öldürücü olabilirdi. Çünkü Afrika'nın yoksul ülkelerine tahıl bu anlaşmayla gerçekleşti. Tabii savaşın kötülüğü, hangi felaketlere yol açacağını burada konuşacak değiliz. Ama şunu biliyoruz ki barışa hepimizin ihtiyacı var. Barış her şeyden önce emekçilerin, çalışanların toplumsal gelirden daha fazla pay almalarının, sendikal mücadele etmelerinin ilk şartıdır. Barış olmasa bunları gerçekleştirmek mümkün olmaz. Değerli delegeler, şunu belirtmek isterim. Biz pandemi sonrası ve savaş ortamında meydana gelen enflasyonun yıkıcı etkilerini, tahribatını en çok yaşayan ülkelerden biriyiz. Belki de en fazla bundan etkilenen bir ülkeyiz. Biz bu süreçte, yani bu konjonktürde emekçilerimizin bu olumsuz şartlardan en alt düzeyde etkilenmesini sağlamak için çeşitli sosyal politika tedbirlerini uygulamaya soktuk. Bunlardan bazılarından Ergün Bey bahsetti. Kamu çalışanlarımıza 3600 ek göstergeyle yeni haklar verdik. Özellikle emeklileri etkileyecek düzenlemeyle onların nefes almasını, bir parça daha rahat etmesini sağlayacak emeklilikte, günümüzde çalışan, aktif çalışma hayatında olanların da bir nebze daha rahat etmesini sağlayacak kapsamlı bir düzenleme yaptık. Onunla sınırlı kalmadık. Yıllarca söylenen ama gerçekleşmeyen, geçtiğimiz toplu sözleşme düzeninde kamu çalışanlarıyla sözleşme altına, kayıt altına aldığımız bir düzenlemeyi yaptık. Sözleşmeli personeli kadrolu hale getirdik. Tabii bütün başka şeyler de yaptık ama onlardan bahsetmeyeceğim, ama tarihsel bir adım niteliğini taşıyan, Türk çalışma hayatının bütün evrelerinde tarihsel bir dönüm noktası olan asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Ben bunun fevkalade önemli olduğunu, sadece işçilerin
asgari ücret alan işçilerin asgari ücret düzeyindeki yerlerini vergi dışında bırakmadık. Bütün çalışanlara bunu teşmil ettik. Dolayısıyla emekçiler ilk defa asgari ücret düzeyindeki gelirlerinden vergi alınmayan bir dönemi yaşamaya başladılar. Bunlar onların... En güncel haberleri izlemek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.